PNG başarılı spor hikayelerini sunar. Podcast dinleye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Podcast dinlede PNG ile başarılı spor hikayelerinde bugün sizlere gururumuz ve genç başarılı sporcumuz jimnastikçi İbrahim Çolak'tan bahsedeceğiz. Ben Onur Yıldız. Ben Koray Baloğlu. Ve tabii her zaman olduğu gibi yine kariyerinin dönüm noktaları, nasıl bu noktaya geldi, hepsinden bahsedeceğiz. Tabii vurgulamamız gereken Koray iki önemli şey var. Birincisi, ben dünya şampiyonluğu getiren o 50 saniye için 19 yıldır çalışıyorum. Diğeri neydi? Diğer kısmında tabii The Çolak hareketi var. Literatüre geçmiş olan Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından soyadıyla birlikte The Çolak hareketi var. Onu da birazdan anlatacağız. Evet, gerçekten de hem bu sporun literatürüne hem de bizim medyanın literatürüne geçen birçok önemli cümlesi ve kelimesi var ve takdire şayan bir hikayesi var. 1995 doğumlu ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği bölümü mezunu ve İzmir'deki Şavkar Jimnastik Spor Kulübü'nün aktif bir sporcusu İbrahim. Tabii bu hikayeyi anlatırken ailesinin de kuşkusuz çok büyük bir desteği oluyor İbrahim'e. Şimdi aile desteği demişken PNG'nin sporcularımıza, özellikle kadın sporcularımıza ve annelerine, ailelerine verdiği destek geliyor aklıma. Bunu da burada vurgulamak lazım bir kez daha. Evet, İbrahim Çolak tabii jimnastiğe nasıl başladı? Küçük yaşlarda bu spora başlıyorsun. Jimnastik zaten daha erken yaşta başlıyorsun diğer branşlara göre. Ve burada başlangıçtaki önemli rol modeli İbrahim'in amcası. O da eski bir jimnastikçi olan Erkan Çolak. Onun tavsiyesiyle birlikte ve ailesi de çok istiyor, İbrahim Çolak da artistik jimnastik sporuna başlıyor. Futbol, basketbol gibi popüler sporlar varken neden jimnastiği seçtin diye soruluyor İbrahim'e. O da diyor ki aklımda hiçbir zaman başka bir spor olmadı. Çok küçük yaşta başladım. Çok fazla destekçim vardı. Başta ailem ve sevdiklerim olmak üzere hocalarım, arkadaşlarım, çevremdeki herkes beni öyle motive etti ki başka bir şey düşünmedim diyor ve amcasının en büyük destekçisi olduğunu söylüyor. Eski jimnastikçi amcası Erkan Çolak'ın ve jimnastiğe başladığımda çok küçüktüm. O ortam bana oyun parkı gibi geliyordu. Bu yüzden çok severek antrenmanlara gidiyordum. Amcamın da jimnastikçi olması beni çok etkiliyor ve heveslendiriyordu diyor İbrahim Çolak. Şimdi tabii antrenörü Yılmaz Göktekin de çocukluğunda, gençliğinde ailesine diyor ki mutlaka üstüne gidin. Çok yetenekli ve İbrahim çok iyi yerlere gelecek diyor. Ailesi de hani öyle bir inanıyor, öyle bir destekliyor ki İbrahim'i neredeyse 20-22 yıl boyunca annesi, babası hiç desteğini kendisinden esirgemiyor ve o da zaten bu destekle birlikte işte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyatlar birçok iyi dereceye imza atarak bizleri gururlandırıyor. Şimdi şunu vurgulamak lazım. Bu sporu daha böyle iddialı bir şekilde yapmaya başladığında günde 2-2,5 saat, sonra özellikle son 10-15 yılda 3 saatle 6 saat arası inanılmaz zorlu idmanlar yapıyor. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Takım sporlarında bu kadar uzun idmanlar yapılmıyor ama bireysel sporlarda bunu yapmak çok büyük sabır ve güç istiyor. Zaten İbrahim de dünya şampiyonu olduktan sonra o hani podcast'in bu bölümün başında söylediğimiz 50 saniye 19 yıl olayı vardı ya. Neydi o cümle? Ben dünya şampiyonluğu getiren o 50 saniye için 19 yıldır çalışıyorum dedi. 50 saniyelik bir performans ve tek başınasınız. Yani sizin hatanızı telafi edecek kimse yok. Orada o kadar iyi performans sergilemek için sadece 50 saniye, 1 dakika bile değil,
o 50 saniye için 19 yıl çalıştığını vurguluyor. Bu da hani gerçekten çok saygı duyulacak bir cümle ve çok saygı duyulacak bir performans. %100 öyle Onur. 19 yılın da özeti değil o 50 saniye. O 50 saniye Türkiye'de jimnastik tarihinin sığdığı süre belki de. Niye diyeceksin? Çünkü o 50 saniye dediği gerginlik yaşadığı yer 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenmişti ve halka branşında İbrahim 14.933'lük derecesiyle şampiyon oldu. Bu ne demekti? Jimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmek anlamına geliyordu. Ki o 50 saniye aslında Türk jimnastik tarihinin de geride kalan yıllarını minicik özeti gibi bir şeydi. Kesinlikle. Şimdi tabii özellikle annesiyle olan ilişkisi çok özel. İbrahim çok fazla öyle zaten yaptığı spor nedeniyle vaktini boşa harcayacak bir genç değil. Çok fazla dışarı çıkmadığını söylüyor annesi. Genelde evde vakit geçirdiklerini söylüyor kamplar dışında. Ve şöyle de bir özelliği var. İşte annesiyle mutfakta çok fazla vakit geçiriyor. Birlikte yemek yapıyorlar, birlikte yiyorlar. Annesiyle hatta reklamlarda bile birlikte oynamışlardı. Evet. Hatırlarsın. Şimdi onu da burada ben vurgulamak istedim. Annesi diyor ki tamam jimnastikte çok başarılı ama vakti olsa mutfakta da çok başarılı bir genç olabilirdi diyor. Ama vakti yok o yüzden ben yapıyorum diyor genelde yemekleri. Doğrudur, işte annelerin önemi burada zaten ön plana çıkıyor her daim. Ve PNG de bu yüzden zaten sporcuların annelerini de bugünkü başarılarında büyük pay sahibi olan o değerli anneleri de unutmadı. Ve desteklerini onlara da sunuyor. Şimdi 2019'da tarihimize geçti. İlk büyüklerde altın madalyayı kazanan sporcu oldu dedik. Orada tarihe geçen bir başka şey daha var Onur. Bu da neydi? Daha önce Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ferhat Arıcan, 1994'te hayatını kaybeden Murat Canbaş'ın bulduğu ve organizasyonlarda yaptıkları hareketler jimnastik literatürüne geçmişti. İbrahim Çolak'ın da kendi adına tescillenmiş bir hareketi var. Yayının podcast'in başında söyledik. 2017'de düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda halka branşında yaptığı hareketle Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından soyadıyla birlikte The Çolak literatüre geçirildi. Birazcık bunu anlatayım mı? Tabii ki. Tabii biz denemek için bir halkamız yok şu an ama bizi dinleyenler... Zaten yapamayız. Zaten istesek de yapamayız. Şimdi dört adımda anlatacağım bunu. Birinci hareket, iki tane sarkmış ipten halkayı düşünün. Kollar ve vücut onu tuttuktan sonra serbest bırakılıyor. Yani dümdüz aşağıya doğru sarkıyorsunuz. İkinci harekette vücudunuzu yukarıya doğru çekiyorsunuz. Üçüncü harekette bacaklar tam olarak karşıya uzatılıyor dümdüz paralel bir şekilde yere. Ve dördüncü harekette bacakları kaldırıp V şekli alınıyor. Bu hareket The Çolak hareketi. Yani İbrahim ne yaptı da bu literatüre geçti? Halkayı önce birinci adımda tutarken ilk etapta aşağı doğru serbest salınımını yaptı. Daha sonra kollarını yana doğru açarken vücudunu ise yukarı ve öne itmeye başladı. Dümdüz bir pozisyon almış oldu ve... Üçüncü adımda kollarını yana doğru iyice açtı, bacaklarını ise yere paralel olarak öne doğru uzattı ve dördüncü adımda ise bacaklarını vücuduna doğru kaldırdıktan sonra dengesini koruyup bu şekilde sabit kaldı ve The Çolak literatüre böyle geçti. İbrahim de şöyle söylüyor bunu, ben de özel bir hareket yaparak onların izinden gitmek istedim daha önce literatüre girenlerin. Bu düşüncemi antrenörüm Yılmaz Göktekin'le paylaştıktan sonra hemen çalışmalara başladık. 3 aylık bir çalışmanın sonucunda 2017 yılında Avustralya'da yapılan Dünya Kupası'nda bu hareketi denedim ve başarılı oldum. Yaklaşık bir ay kadar sonra Dünya Jimnastik Federasyonu hareketimi onayladı ve The Çolak ismiyle literatüre geçti diyor. Koray, sen şimdi hani o kadar güzel ve kolay anlattın ki ben senin anlattığın o notlara bakarken önünde o hareketlerin yapılış şekli var. Hakikaten çok çok zor. Ve bu sporcular gerçekten diğer branşlara göre çok daha özel ve sabırlı ve çok başarılı sporcular bence. Kesinlikle hani bunu da vurgulamak lazım. Şimdi tabii hayatında zorluklar da yaşadı İbrahim Çolak. Hatta işte bahsettik, Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, olimpiyat beşinciliği var. Ama bir Avrupa şampiyonasında ameliyat geçirmişti ve son bir haftaya kadar yarışıp yarışmayacağı belli değildi. Hani böylesine %100 değil %101 hazır olunması gereken bir sporda
böylesine zor bir dönem geçirip ondan sonra şampiyonluğa ulaşmak da gerçekten İbrahim'i özel kılan olaylardan biri bence. %100 öyle ve bu süreçte az önce bahsettiğimiz gibi ailesi inanılmaz destek veriyor ve onun hakkını da her zaman veriyor İbrahim de. Hem okuluma hem antrenmanlarıma devam etmek oldukça zordu. Antrenmanlara bir gün babaannem, bir gün annem, bir gün ablam götürürdü. Herkes çok fedakarlık yaptı ve bu konuda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcusu olana kadar Şavkar Jimnastik Kulübü ve Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan da çok büyük destekler aldım. Onların büyük gayretleri olmasa bu başarıları yakalamam imkansızdı diyor İbrahim Çolak. Tabii şimdi annesi de enteresan bir şey söylüyor. Sultan Çolak o dönem diyor şartlar şimdiki gibi değil. Bundan 22 yıl önce, 23 yıl önce ben ufacık çocukken onun elinden tutup dolmuşla jimnastiğe götürür getirirdim diyor. Babası da ilerleyen yaşlarda ona şu cümleyi söylüyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzel. Sen madalya alırsın alamazsın hiç önemli değil. Biz seninle her zaman gurur duyuyoruz diyorlar. Böylesine bir ebeveyn desteği, anne baba desteği de sporcuların başarılı olmasını sağlayan durumlardan biri bence. Evet. Ve işte 2017'de düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda halka branşında yaptığı hareketle o The Çolak literatüre girdi demiştik ama 2019'da tüm Türkiye İbrahim Çolak'ın ismini ve soyadını duydu. 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında kazandığı altın madalyayla jimnastikte büyüklerde bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Biz de İbrahim Çolak'ın hikayesini anlatmaya çalıştık. 2024 Paris Olimpiyatlarında artık kendisinden bir olimpiyat şampiyonluğu da bekliyoruz. Bu temenniyle noktalayalım bugünkü podcast'i. Evet, 2020 Tokyo'da olmamıştı. Bu kez ümit ediyoruz 2024'te Paris'te bunu başaracak İbrahim. Biz de öyle umuyoruz ve inanıyoruz. PNG ile başarılı spor hikayelerinde İbrahim Çolak'ı sizlere anlattık. Haftaya bir başka başarılı isimle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. PNG başarılı spor hikayelerini sundu.